Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım, en güzel kader yol arkadaşlar. Biliyorum, sıkıntılar büyük. Tepeden girmiş olduğunuz hisselerde çok zararınız var. Özellikle yan tahtalarda çok çok zararınız var, farkındayız. Ama yaklaşık 20 günden beri yabancılar geliyor, yabancı girişleri var diyerekten bir 7-8 tane video çektim. Beni zaten izleyenler biliyor. Yeni izleyenler için de bir hatırlatma yapayım. Yabancıların girişleri öncelikle banka hisselerine olacak demiştik. 15-20 gün önceden beri banka hisselerinde yaklaşık %30-35 civarında bir yükseliş oldu. Ondan sonra dedim, yabancılar geldiği zaman holding ve ulaşım. Sonra büyük sanayi şirketleri, çimento, demir çelik. Yavaş yavaş bunlara girişler olacak demiştim. Bankalara girdiler. Bankalardan ufak ufak çıkışlarla birlikte büyük sanayi şirketi holdingler şu anda giriş yaptıkları yerler. Ulaşım sektörüne de yavaş yavaş giriyorlar. Özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus. Türk Hava Yolları'nda da güzel girişler vardı ama bugün endeks bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı yaptı ve günü iyi bir yükselişe yapacaktı ama son 15-20 dakikada tekrardan bir satış yiyerekten yine pozitif olarak kapatsa da pek istediğimiz performansta kapanış yapmadı. Peki şimdi videomuzun konusu nedir? Zamanı olan olur, olmayan olur. Cep telefonuna dinleyen sevgili küçük yatırımcı kardeşlerime de selam olsun tekrardan. Videomuzun konusu, borsa nereye kadar düşer, rally ne zaman başlar? Ne zaman alalım, ne zaman satalım? Şimdi ona geleceğim. Şimdi arkadaşlar, birkaç gün önce özellikle şu bir haftadan beri arkadaşlar BIST 30 hisseleri, arkadaşlar BIST 30 hisseleri diye devamlı tekrar yaptım. Özellikle şu gübre fabrikalarının sert düşüşü can sıkıcı. BIST 30 hissesinde olmasına rağmen enteresan bir şekilde bazı olaylardan dolayı geri çekilme devam ediyor. Bunlar da olağan şeyler. Bunlar da olabiliyormuş demek ki. Yani her BIST 30 hissesinin de hep yükselecek anlamı taşımaz. Bunu asla unutmayalım. Seçici olmak kaydıyla özellikle bugünkü çekmiş olduğum videoda şunu konuya bahsetmiştim. Dedim ki arkadaşlar, endeksteki yükselişi kısa vade düşündüğünüz yan tahtalarda satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bugün bayağı bir hisseler yükseldi, yan tahtalar. Onlardan çıkış yapıp BIST 30'a girmenin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bana BIST 30 hisseleri nedir, BIST 30 nedir diye çok enteresan sorular da geliyor. Hiç borsayı anlamadıkları belli oluyor. O kadar basit ki, yani teknoloji o kadar çok ilerlemiş. Yani arama motoru Google'a BIST 30 hissesi desen zaten hepsi çıkıyor. Bu kadar basit. BIST 30 ve 50. Öncelik 30, sonra 50. Büyük şirketler yani. Şimdi baktığımız zaman endeksin nereye kadar düşme ihtimalini anlatacağım size. Ve ne zaman, ne kadar düşüp nereden tepki gelip tekrardan bir yukarı hareket yapacağını birlikte anlatacağız. Benim daha önceki videolarımda, şimdi doğruya doğru biz her söylediğim sözün sonuna kadar arkasındayım. Ben yılbaşına kadar endeksimizin 8000'in üzerinde kapanacağını söylemiştim. Ama bu olağanüstü sıkıntılardan dolayı bir geri çekilme yaşadık ve üzerine atacağımız gözükmüyor. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Yani keşke oraya atabilseydik. Özellikle şu, tekrar atacaktık ama yani bu İsrail'deki savaşın çok aşırı uzaması, barışın olmaması ve şu son zamanlarda Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmetçiklerimize de başsağlığı diliyoruz. Oralardaki operasyonların ne kadar devam edeceği, acaba bir kara harekatı mı olacak? İşte Amerika tekrar biz girdiğimiz zaman bir şey mi diyecek? Suriye'ye girme, yok Irak'a girme, işte daha önce siyahımızı da düşürdüler biliyorsunuz. Biliyorsunuz Amerika, acaba yine öyle bir sıkıntılı süreçler olur mu düşüncesi, endişesiyle birlikte endekste bir alım gelmedi.
Normalde endeksi ben yıl başına kadar tekrardan, yani normalde artık cuma şurada 3 seansımız kaldı. Yani 8000'in üzerine atacağını düşünerekten, çünkü hisselerin de fiyatlarının da çok aşağılardan bir tepkiyle yıl sonunu kapatacağını düşünmüştüm. Hala o düşünceme sahibim ama olağanüstü böyle olaylar olduğu zaman da bazen insan kestiremiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben yaklaşık geçen hafta ortasından itibaren yan tahtada olan hisselerimi sattım ve BIST 30'a geçtim. Bir miktarını geçtim ama bir miktar hala nakitteyim ama tamamen daha önceki almış olduğum BIST 30 hisseleri sonuna kadar duruyor ve durmak zorunda. Bir miktar da ufak ufak düştükçe alıyor. Peki endeks nereye kadar düşer diye hemen bir endeksimizi bir açalım arkadaşlar. Şöyle endeksimizi açtığımız zaman, şimdi endeksimizi açtığımız zaman bu günlük bir grafik arkadaşlar. Şöyle endeksimizi açtığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi bir düşüş kanalı içerisindeyiz. Yani şu düşüş kanalı, burası bir düşüş kanalı, henüz bir yükseliş kanalı başlamamış gözüküyor bize. Peki nereye kadar gelir sorusu bizim için en önemli soru şu anda. Yani doğruya doğru. Öyle değil mi? Peki hemen bakalım. Şimdi burada bir düşüş kanalı var arkadaşlar. Bir düşüş kanalı. Yani bu düşüş kanalının alt noktası neresi? Bizi en çok ilgilendiren kısım. Düşüş kanalının tam doğrusundan bir çizgi attığımız zaman 6973 seviyesi gözüküyor aşağıda. Fakat şurada bir kap boşluğu ve sıçrama var endekste. Yani şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burada endeksimiz 4 artı 4 artı 4 artı gitmiş, 4 5 artı artık neyse, ne zamanmış? Burası 27 Temmuz. Buradaki hızlı gidişin bir acaba buraya kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir mi sorusu insanın aklına gelmiyor değil. Şöyle baktığımız zaman endeksimiz şu anda anlık olarak zaten buradan bir kapanış yapmış. 7299 buralara kadar geldik. En son 7216'ya geldik ve buradan bir tepkiyle tekrardan yukarı gittik. Ama yani ben endeksimizin buralara kadar gelme ihtimali, yani bugün yükseliş beni aldatamaz. Asla aldatamaz. Yani hafta ortasına geldik. Çarşamba genelde satış günüdür. Biraz yukarı, biraz dalgalı günler, birkaç gün devam edecek. Ben onun için endeksin buraya kadar, ocağın ilk haftasının sonuna kadar, ocak 10-15, yani 10-15 arasına kadar ben burayı test edeceğini düşünüyorum endeksimizin. İlk desteğimiz 7216, bir tepki geldi ama burada zayıf bir tepkiyle karşılaştık. Ondan sonra buranın altındaki kırılım 6973 seviyesi gözüküyor. Yani buradaki kap boşluğu benim için biraz sıkıntılı geldi. Yani eğer 6973 de kırılırsa sert satışlarla, çünkü buraya geldiği zaman sert satışlar olur ve robotların da devreye girmesiyle birlikte bizi 6731 seviyesi en son dip göreceğimiz nokta. Ben buraya kadar geleceğini, olağanüstü siyasi bir kriz olmaz ise ben buraya kadar geleceğini pek tahmin etmiyorum. Ama olmayacak diye de her zaman söylüyorum, bir kural kaide yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir tane şuradan bir kolonlama yaptığımız zaman, kolonlamada bize buralarda bir destek oluşumunu bize anlatıyor. Kısaca baktığımız zaman bir destek oluşumu acaba tutar mı? Yani buralarda bir destek oluşur mu gibi bir soru aklıma gelmiyor değil. Burası kaç peki? Buranın kesiştiği noktaya baktığımda 7271. Zaten şu anda üzerinde kapanış yaptık. 7271, yani saatlikte bizim için bir destek noktası olarak gözüküyor. Ben şöyle baktım burada bir arada, biraz çalıştım şöyle baktığım zaman. Yani buraların üzerine atıp buralardan tekrardan bir satış yemesi saatlikte, yani 7400'e kadar gelip bir satış yemesi bir miktar da olsa biraz mide bulandırdı. Yani açık konuşayım, midemizi bulandırdı. Biraz sıkıntılı oldu. Yani son dakikada satış yememiz. Son 15 dakikada endekste bir satış yedik. Şimdi peki burası kaç? 6973 seviyesi. Gerçekten önemli bir alt dip seviyesi. 6973.
3 seviyesi. Tamam mı arkadaşlar? Yani buranın altında eğer 6973'ün altına sarkarsak ben 6731'e kadar geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir gap boşluğu var. Peki gap boşluğu illaki de doldurulacak mı? İllaki gelmek zorunda mı? Hayır. Öyle bir kural, öyle bir kaide yoktur. Ama genelde sert düşler bahaneler bize getirir. Peki burada sert zıpladıktan hareket ettikten sonra buraya bir daha gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. Gitmiş, 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 gelmiş ve yukarılara hareketi devam ettirmiş. Onun için izleyeceğimiz en önemli nokta 6973 seviyesi. Gerçekten önemli bir seviye. Buraya ne zamana kadar gelir onu kimse bilemez. Kimse bilemez. Şimdi arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman 6973 seviyesi gerçekten önemli bir seviye. Ben oraya kadar bu hafta içerisinde olmasa bile, hani yılbaşından sonra düzelir, yılbaşından sonra düzelir, yılbaşından sonra düzelir söylemlerine, eylemlerine karşı ben bir korkutma ve silkelemenin daha olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle birçok küçük yatırımcı, bak tekrar altını çiziyorum, küçük yatırımcı borsadan tamamen çıktı. Özellikle bu vadelilerin faizlerinin yüksek olmasından dolayı hükümetin dolar tahminde zaten 36-37'ler 2024 yıl sonu ile, o da %20-22'lik bir getiri sunuyor. Oysa vadeliler %45-50'ye yakın faiz ödüyor bir yılda. Ben diyor %20-22 dolar alacağıma dolarımı da bozdurur giderim faize yatırım. Bundan dolayı Ocak ayını bekleyen en son küçük yatırımcı kardeşlerim de oradan çıkacak diye düşünüyorum. Birçoğu yani. Zaten sen ne zaman, ben ne zaman borsa bitti, yandı, kül olduk, artık battım, lanet olsun deyip çıktığın zaman, artık rehavete kapılıp bittiğin zaman borsa yukarı gidiyor. Sen ne zaman ki borsa artık yükseliyor, ne alsan gidiyor deyip alımların devam ettiği sürece böyle biraz götürürler, ondan sonra da çakarlar aşağıya. Bu hep böyle olmuştur. Hep böyle olmuştur. Onun için dikkatli, temkinli olmak kaydıyla ne zaman yükseleceğini söylüyorum. Ocağın ikinci haftasından sonra endeksimizde yükselme olacak. Peki, yani oraya gelmeden yükselme olur mu? Ben oraya gelmeden yükselme olacağını düşünmüyorum. Belki bir 7600-7700, bak şimdi tekrar açayım. Şöyle açtığım zaman, bak bunu böyle baktığımız zaman belki buradan kandırmak için, biraz daha mal boşaltmak için tekrar 7194-7200'lere getirip tekrardan bir şöyle bir 7750-7650'lere getirip tekrardan bu hareketi yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık sizi, beni, onu, bunu, bizim küçük yatırımcı dostlarımı korkutmak için bu para baronları her şey yapıyor. Adeta bizi yolmaya çalışıyorlar. 1,5 milyar doların üzerinde borsaya yeni para girişi var dediklerinden ve olduktan bu tarafa hisseler %15 daha düştü. Yani o gelenler aldı da niye sattı? Muamma. Muamma. Gerçekten muamma. Enteresan yani. Ne, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim de düşüncem, 24 yıllık tecrübem, aşağı verip korkuta tamamen çıkaracaklar. Ondan sonra götürecekler. Nasıl ki Bitcoin 59-60 seviyesine geldiğinde pandemide, nasıl ki 100'e 150'ye gidecek dendiklerinde ta Bitcoin'i 10-12 liraya kadar, 10-12 bin liraya kadar bastılar. Ethereum'u 7 lira, 8 liraya kadar bastılar ve sonra küçük yatırımcıyı bitirip soyduktan sonra Bitcoin'i 40 liraya götürüp Ethereum'u 22-23 liraya getirdi. Adeta endekste de şimdi Bitcoin, Ethereum'dan çıkışlar olacak ve borsaya gelecekler. Şu anda nakitte isek
kesinlikle ocağın ilk haftasına kadar beklenmeli diye düşünüyorum. Gidişler, yükselişler yan tahtalar için satış fırsatı. Kesinlikle satış fırsatı. Ha ben buradan alırım. 4, 5'lik, 7, 8'lik, BIST 30 hisselerim düşme riskini alırım diyorsan alacaksın. 5, 6 geri gelme riski var. En fazla o kadar diyorum. 5, 6, 7 geri gelme riski var. Ama illaki gelecek diye değil, gelme riski var diyorum. %50, %50. Yarın bir gün, 2 gün sonra endeks bir yukarı artı 3, artı 4 yaptığı zaman hisseler 4, 5 yapar. BIST 30 hisseleri zaten görüyoruz. Endeksi götüren BIST 30 hisseleri, endeksi düşünen BIST 30 hisseleri. Yan tahtaları, astor, onlar bunlarla işte yani şimdi söylemeyeyim de gözaltı pazarındakilerle, ana pazardaki hisselerle endeks gitmez. 1-2 gün içerisinde de yani yarın olmasa da öbür gün gübre fabrikalarında tabanın biteceğini düşünüyorum. Yarın olmasa da öbür gün tabanı bitecek. Onun da endekse büyük bir düşüşünde faydası var. Yani zararı var. Faydası değil de zararı var. Endeksimiz o da aşağıya çekiyor. Ağırlığı var. 0,20 puan falan galiba. Evet, onun da ağırlığı var. Şimdi öz ve net olarak. Ocağın İkinci haftasına itibaren yükseliş bekliyorum. Yükselişi 7900-7700 aralığına geldikten sonra bekliyorum. Yani 7600-700'e de 800'e doğru da hareketler yapabilir şu 2-3 gün içerisinde. Sert hareketler. Ama bunlar sizi bir silkeleme hareketi daha yapmak için olacaktır. Ama ben beklerim. Ben seçime kadar endeksten çıkmayacağım. Bu hükümet değişmez. Bu siyasi kanatta değişim olmaz. Özellikle seçimden sonra Mehmet Şimşek veya Merkez Bankası Gaye Erkan'ın alınmayacağına inanıyorsanız borsa çok yükselecek. O endişe ve korku da var. Bunu da söylemiş olayım. Seçimden sonra acaba bir siyasi değişiklik olur mu? Yabancıların en çok istediği şu anda Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı'nın yerinde kalması. Bu endişe ve sıkıntı da var. Eğer onlarda bir değişim olmaz ise endeksimiz hızlı yukarı gidecek. Ama son dökülüm çırpmaları, son dökmeleri de 7700-7900 aralığına yapacak. Ben buna da inanıyorum. Alımlar alındığı zaman en az 6 ay beklenecekse alınabilir buradan. Ama ben bugün alırım yarın 3 düşme riskini alamam diyorsan kesinlikle ocağın 15'ini bekle veyahut 7700-7900 aralığına gelince al. Buradan alman seni bir 4-5-6 hatta 7'ye yakın bir eksiye de sokabilir. Onu da özellikle belirteyim. Özellikle holdingler, tekrar ediyorum, ulaşım sektörü, büyük sanayi şirketleri, bankalar da bir miktar endeks gittiği zaman gidecek ama onlarda bir yatay ve şu anda geri çekilme var, takip edilebilir diye düşünüyorum. Yan tahtalarda yokum. Balon olmuş hisselerde yokum. Ha gitmez demiyorum, kötü hisse demiyorum, karışmıyorum. Çünkü bazı hisseler, özellikle enerji hisselerinde bunu defalarca söyledim. En az 20 videomda söyledim. Baron olmuş, 20 liradan 200'e gitmiş, 200'den 70'e gelmiş bir hisse çok düştü, alayım mı diye bana en az 50 tane mesaj geliyor. 10 liradan 20 liradan 200'e gitmiş, 200'den 70'e gelmiş, hisse diyor %50'den fazla düştü, alayım mı? Ben de hep şu soruyu soruyorum. Ben bir hissenin düştüğü yere değil, gittiği yere bakıyorum. Nereden gitmiş, nereye gelmiş? 10 liradan 70'e gitmiş diyorum. 200 beni ilgilendirmez. Hala 7 katı fiyatında pahalı diyorum. Onun için onlara da ben girmiyorum. İsterse her gün taban gitsin. Çünkü borsa psikoloji işi, risk işi, kısa vade olarak alsat işi değil. Tamamen yatırım işi. Bir de benim küçük WhatsApp grubum var. Katılmak isteyen çok var ama şu anda endeks dalgalı ve riskli olduğu için şu anda grubuma kimseyi alamıyorum. Twitter'dan çok mesaj geliyor. En az 50 kişi şu anda bekliyor ama alamıyorum. Neden? Çünkü şu anda bir işlem yaptıramıyorum. Trader'ı yaptıramıyorum. Hisse paylaşamıyorum. Çünkü ortalık biraz gergin. Ocak 5'ten sonra WhatsApp grubu için
küçük bir kesim daha alacağım. Yani birebir ilgilenmem gerekiyor. Telefon görüşmesi yapıyoruz, portföy ne atıyor onları inceliyoruz. Yanlış hissedemişsin, doğru hissedemişsin, onlara da bakıyoruz. Ha, bu hisseyi al, bu hisseyi sat gibi bir tavsiyem yoktur. WhatsApp grubunda da yoktur. Almak, satmak tamamen size aittir diyorum. Ben bu hisseleri, fiyatları ucuz, alırsın satarsın, ben ona karışmam diyorum. Yani başkaları Telegram grupları gibi bu hisseyi buradan alın, buradan satın, buraya gidecek, buna girin, öyle bir şey asla ve asla yoktur. Bunu da özellikle bir dipnot olarak belirteyim. Eğer bana ulaşmak isterseniz de Twitter'dan Resul Aktaş Borsa 12.200'e yakın bir takipçim var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar.